Ya şu an asgari ücret evet güzel ama beklentinin altında çünkü her şey çok pahalı. Bunu veren Allah yani ya. Adam iktidar partisi, iktidardan inmek istemez yani. Ne olacak da? Yeter. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yeni asgari ücreti açıkladı. Yeni asgari ücret 2023 yılından itibaren 8500 Türk lirası oldu. Biz de Rapor Sokak'ta ekip olarak vatandaşlara yeni asgari ücreti nasıl buldunuz diye sorduk. Buyurun izleyelim. Ya şu an asgari ücret evet güzel ama beklentinin altında çünkü her şey çok pahalı, yetişilmiyor. Yani bu kadar diyeceğim. Canım yine Allah'a şükür iyi yani. Bunu veren Allah yani ya. Sana bir söyleyeyim kardeşim. Bu ülkede kriz yok. Eğer kriz olsaydı affedersin 57.000 TL'lik telefon için kuyruğa kapış kapış gitmezlerdi. Anladın mı? Bu ülkede kriz yok. Krizi bizim insanlarımız çıkarıyor yani. Teşekkür ederiz abi. Yani gücüt düzelim yani. Kriz yok ya. Bunların dertleri reisimiz Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Eski Türkiye'nin de getirmek. Geçmişi ben iyi bilirim ben. Hastane kuyruklarında para olmayınca hastanede rehin olanları ben iyi bilirim. Ya, bence bu yetersiz bir fiyat. 8500 lira olması çok korkunç bir şey çünkü 8500 lira olduktan sonra yine bizim alacağımız her şey daha çok pahalanacak. Yani işverenlerin yanlış hatırlamıyorsam asgari ücreti karşılamak için 11 bin liraya mı ne çıkmıştı? Ondan dolayı korkunç bir fiyat ya bence. Hani yine de yeterli değil ama. Vallahi ekmek 10 lira olduğunda hepimiz göreceğiz ne kadar etkili olduğunu. Enflasyonla ilgili imza atacağız dediler. Normal tutacağız, asgari arttıracağız dediler. Eğer dedikleri gibi olursa şu anki ekonomide 8500 lira asgari maaş çok güzel bir para. Ümit ediyoruz bakalım. Seçimleri de bekliyoruz. Ülkeyi yönetenlere sormak lazım bunu. Yani hiçbir iktidar partisi bunu düşünür mü yani? Asgarca az vereyim de der mi yani? Adam iktidar partisi, iktidardan inmek istemez yani. Adam elinden gelen her şeyi yapıyor. Ancak Türkiye'deki ekonomik sistem, bak serbest piyasa ekonomisi çok kötü ve adi bir sistem. O öldürüyor yani insanları. Ya yarın göreceksin şakır şakır yine zamlar gelecek. Hükümetin bence asgari ücret güzel bir şey. Ya bana göre güzel. Tabii her yer benim evim var da güzel. Bu piyasaya kontrol etmesi başka bir şey yok. Piyasaya kontrol ederse inşallah yazın 7. ayda bir de adam söyledi yani 7. ayda tekrar dönebiliriz dedi. Bu böyle. Vallahi asgari ücret şu anda normal şeylere göre yeterli değil. Çünkü ev kiralarımız 4.000 lira oldu, 3.000 lira oldu. 8.000 lira alan bir insan, 2 tane torunum var, çocuklarım var. Nasıl geçineceğiz, nasıl ne yapacağız bilmiyoruz. Biraz daha el vicdan diyelim. Onu seviyoruz. Biraz daha asgari ücreti yukarı çıkmasını isteriz. Çünkü geçimimiz çok zorlaştı. Ben mesela gidip peynir alamıyorum 100 lira. Yoğurt alamıyorum 50 lira. Her şeyin ucuzuna gidiyoruz. Asgari ücrette en az 10.000 lira olması gerekir bence. Onu seviyoruz. Ondan başka kimseyi istemiyoruz. Ama lütfen el vicdan diyelim. Reisimizin her zaman peşindeyiz. Ne olacak da? Yeter. Gayrede iki kişi çalıştı mı yeter yani. Niye yetmez? Doğru mu? 20 lira olacak değil bu asgari ücret. Ben 10.000 lira net olarak düşünüyordum ama olmadı. Yani bu da işveren açısından iyi oldu. Yani işveren buna artık katlanmalı. Yani çok değil ama az da değil. Fena değil. Ben 10.000 lira diye net bekliyordum yani açıkçası. Beklentinizin altında mı kaldı? Normal. O civarda. Peki gelen zam yeter mi normal bir aile için? 4 kişilik bir aile için özellikle. Bence yetersiz. Yani şu anda en az 20.000 olmalı. Bana sorarsanız 20.000 lira civarında olmalı. Çünkü 4 kişilik aile demek çok fazla. Bir kere kişi fazla. Hani 2 kişi olsa neyse de 4 kişi zor geçinir yani 10.000 liraya. Bir de eşi de çalışmıyorsa, tek kişi çalışansa 4 kişi zor geçinir. Yetmez ama evet demek zorundayız. Kolay değil. Esnafı da düşüneceksin. Küçük esnafı, büyük esnafı da değil. İki kişiden bir kişi işten çıkaracaklar. Ama siz hep asgari ücreti düşünüyorsunuz ama biz emekliyiz. 4 lira maaşı biz ne yapacağız? Nasıl ev geçindireceğiz? Hiç kimse emekliyi düşünen yok. Bak biz üçümüz de emekliyiz. 4 lira maaş alıyoruz. 8,5 lira bana göre iyi para. Değil de iyi para. Emekliye göre iyi para. Emekli olarak zam bekliyor musunuz? Ne kadar olur? Elbette bekliyoruz yani.
Bizimki de olsun 7-8 lira. Bizim de çocuğumuz, çölmeğimiz var. Kolay mı yani? Bizim için de zor. Yani diyeceklerim bu kadar. Devletimize zeval vermesin. O da yani hiç yoktan iyi para. Ama yapacak bir şey yok. Hani 8,5 lira bana göre de yetmez. 10-12 lira olsun. Ama vatandaşı düşüneceğiz. Küçük esnafı düşüneceğiz. Diyeceğim bu kadar yani.